Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 14 Şubat pazartesi günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikte sizlere sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Her Teşekkür şey yolunda. Teşekkür ederim. Siz? İyiyiz biz de. Çok teşekkürler. Yoğun ve güzel maçların oynandığı bir hafta sonunu geride bıraktık. Değerli izleyenler, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta 2 maç dışında tamamlandı. Bu akşam iki karşılaşma var. Yine güzel maç olmaya aday. Saat 20'de Adana Demirspor Spor Beşiktaş'ı konuk edecek ve aynı saatte Ataka Şatay Spor Göztepe ile karşılaşacak. Peki şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda hangi sonuçlar alındı? Altay Çaykur Rizesporla 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe GZT Giresunspor deplasmanından 2-1 galip dönüyor. Medipol Başakşehir Gaziantep'i 2-0 yendi ki güzel karşılaşmalar oldu onu söyleyelim. Galatasaray Yukatel Kayseri Spor'la 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor Spor özür kaldı. Yeni Malatya Spor'u mağlup ettiği 2-1. Fraport Avantalya Spor. Vavakars Fatih 3-0 ile geçti. Trabzonspor haftanın sonucu en çok merak edilen ve ligin zirvesini ilgilendiren karşılaşmada en yakın takipçisi Konyaspor. İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla <laughs> Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. En yakın takipçisi az önce de söyledik. İttifak Holding Konya Spor bir maç eksik 48 puanla takibe devam ediyor. Adana Demirspor'un puanı 43. Ee, sırada Medipol Başakşehir değerli izleyenler 40 puanla aynı şekilde Aytemiz Alanya Spor e, ve Fenerbahçe'de puanını 40'a yükseltti. Beşiktaş bu akşam Adana Demirspor deplasmanında puanı 37. Ligin alt sıralarına baktığımızda ise en alt sırada Öznur Kablo Yeni Malatya Sporu görüyoruz. Öznur Kablo Yeni Malatya Spor 4 galibiyet 4 beraberlik ve 16 mağlubiyette ligin en alt sırasına demir atmış gibi görünüyor. 7 haftadır üst üste ligin en alt sırasında ki baktığınız zaman istatistiklere Öznur Kablo Yeni Malatya Spor 19 gol ile en az golü atan 41 golle en çok golü yiyen ekip olarak da yine en alt sırada yer alıyor. Altay 22 puanla en son beraberlikle puanları 22'ye yükseltti ve düşme hattında bulunan kendi altındaki Öznur Kablo Yeni Malatya Sporla puan farkını 6'ya çıkardı. Çaykur Rizespor 23 puanla 18. GZT Giresun 26 puanla 17. sırada Göztepe'de 27 puanla 16. onu da belirtelim. Ve değerli izleyenler bundan sonra genel tabloyu aktardıktan sonra ilk olarak tabii ki dün akşama döneceğiz. Dün akşam oynanan Trabzonspor İttifak Holding e, Konya Spor Karşılaşmasına. Sabah gazetesini sizlere okuyacağımız başlığı tek rakibi kendisi. Lig lideri Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u devirip zirvede farkı 12'ye çıkardı. Taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan Bordo Mavililer Vişcan'ın iki golüyle öne geçti. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta konuk ekibe Çikaleşi'nin golü yetmedi. Bir maçı eksik yeşil beyazlı ekiple arayı iyice açan fırtına artık şampiyonluk ateşini yaktı. Kazandıran adam Konya ağlarını iki kez sarsan Edin Vişça üst üste 3 lig maçında attığı 4 golle Trabzonspor'un hanesine 9 puan yazdırdı. Hatırlayacaksınız bu transfer devre arasında gerçekleştiği zaman Uğur Meleke bir transferden çok daha fazlası hem Medipol Başakşehir açısından hem Trabzonspor açısından demişti. Edin Vişça da aynen sizin söylediğiniz gibi Uğur Bey aynen o performansı fazlasıyla takımına armağan etti. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden. Transfer dediğin böyle olur. Edin Vişça Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Konya maçını da kazandırdı. Ara dönemin en flash hamlesi olan Vişça fırtınayı şampiyonluğa taşıyor. 32 yaşındaki Bosnalı Yıldız Konya spor mücadelesinde attığı iki golle damga vurdu. Dün akşamın kahramanı oldu. Tabi tek başına Edin Vişça elbette e, maçın flash ismiydi ama e, takımın da. Hem Trabzonspor'un hem Konyaspor'un birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Her iki takımın da gayet iyi bir performans ortaya koyduğunu, ayakta kaldığını, ayakta kalarak top oynamaya çalıştığını, iyi niyetle futbol oynamaya çalıştığını da belirtelim. 40 bin kişilik şölen. Ak yazıyı tıklım tıklım dolduran 40 binden fazla taraftar müthiş bir atmosfer yaşattı. Doğrusunu söylemek gerekirse ekran başında maçın birinci dakikasından hatta maç öncesinde sevgili e, Tugay Kosova'da o heyecana e, nasıl bazen olur ya Heyecana kapılırsın ve o heyecanla beraber yaparsın. Tugay da ne o heyecanı frenledi ne o heyecanı abarttı. Tam o heyecanın dozunda son derece güzel o akışa e, kapılarak güzel bir maç anlattı. Çok güzel anlattı evet. Tebrik ederim. Hakikaten o atmosfer 40 bin kişilik şölen demiş ya. Belki seyretmediniz bilmiyorum. Eğer sattaysanız zaten zaten bu şölenin bir parçası olmuşsunuz ama ekran başında izleyenler için de aynı heyecanı, aynı coşkuyu e, geçirdiğini, ekran başındaki izleyiciye geçirdiğini söylememiz lazım. Tüm takım Vişça'yı al dedi. Hürriyet gazetesine geçtik. Abdullah Avcı şampiyonlukla ilgili ilk kez bu kadar net konuşurken Edin Vişçe'yi neden transfer ettiklerini de bu sözlerle açıkladı. Büyük adımlar atıyoruz şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor. Bu yıl iyi ki Trabzon var dedirtmek bizim için çok önemliydi. 13 hafta var. Hafta hafta gideceğiz diyen Abdullah Avcı, Bostalı Yıldız içinse Vişça tüm takımın gelmesini istediği bir oyuncuydu. Şampiyonluk için kalite şart. Ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir, puan farkı var, Vişça'yı almayalım ama öyle değil. Kalite lazım yorumunu yaptı. Kalite tek bir kelime, ancak bileşenlerini ayırdığınız zaman birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşan bir kavram. Dolayısıyla tek başına kalite deyip işin içinden çıkamazsınız. Birçok şey var bunun içerisinde. Abdullah Avcı bu çerçevede kullanıyor kalite kelimesini. Bu arada son olarak stafta kalp krizi geçiren taraftar kurtarılamadı. Trabzonspor'un Konya ile oynadığı İttifak Holding Konya ile oynadığı maçı tribünde izleyen taraftar Eyüp Yusuf'un kalbi heyecana dayanamadı. İlk golden sonra fenalaşan Eyüp Yusuf'a ilk müdahaleyi stattaki sağlık ekipleri yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası e, Eyüp Yusuf hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ee, Allah rahmet eylesin. Başta ateş elbette düştüğü yeri yakar, başta ailesi olmak üzere e, sevenlerine ve e, Trabzon e, Trabzonspor camiasına baş sağlığı dileyeyim. Allah geride kalanlara sağlık versin, sabır versin inşallah. Allah rahmet eylesin. Güzel bir e, futbol adına güzel bir gece geride e, kaldı. Az önce de söylediğimiz gibi heyecanın ekran başındaki izleyiciye de geçtiği her iki takımında futbol oynamak için futbolun güzellikleri adına koştuğu mücadele ettiği bir karşılaşma olduğunu genel hatlarıyla söyleyebiliriz Trabzonspor çok hızlı başladı aynı atmosferde olduğu gibi çok hızlı başladı ve henüz maçın başı diyebileceğimiz 13. dakikada Edin Vişce ile öne geçti Konyaspor yine pozitif futbol oynamaya çalışan ve bunu her geçen gün üzerine koyarak geliştirmeye çalışan bir ekip onlar da aynı şekilde cevap vermeye çalıştılar ancak ilk yarı ikinci yarı Trabzonspor'u 80. dakikaya kadar diyebiliriz herhalde değil mi? Şöyle bakayım notlarımıza. 70 diyelim. 70. dakikaya kadar e, Trabzonspor buna müsaade etmedi. 70. dakikadan, 75. dakikadan itibaren ise tahmin ediyorum Trabzonspor taraftarı e, biraz e, şey heyecan düzeyi artmıştır. Yani rahat Şu giden bir karşılaşmayı artık son bölümleri biraz heyecanlı seyretmişlerdir. Ama Konya'yı 90 dakika boyunca e, domine eden bir takım da olmadı Süper Lig'de yani. Trabzonspor'un 70 dakikayı domine etmesi de e, önemli bir başarı. %100. Onu da altın çizerek başlayayım. Şimdi Trabzonspor tabii ki 25. hafta itibariyle takipçisi Konyaspor'u yendi ama e, bu hikayeyi ta geçen e, 2021 senesinin ilkbaharında başlattı. Mart-Nisan'da başlattı erken transfer hamleleriyle. Transferde bazı takımlar, bazı ülkelerdeki bazı takımlar özellikle o ligin oyuncuları için hedef takımdı. İşte Bayern Münih Alman liginin bütün imkanlarına her zaman faydalanır. Yani en iyi oyuncu oraya gider. İşte sezon başında Leipzig'in hem en iyi oyuncusu hem kaptanı hem de tek direktörü Bayern Münih'e gitti ve kimse şaşırmadı. Bu özelliğinden dolayı, dolayı Bayern Münih de biraz nefret objesi halinde, değil mi? Şüphesiz. Ama uluslararası yarışmada bunun avantajını kullanır. İşte Paris Saint-Germain bir süredir Fransa'da öyle. Ligin en iyi Paris Saint Germain'e gidiyor. Vlaovic Fiorentina'dan muazzam bir çıkış yaptı. Maç başına bir gol ortalaması tutturan süper bir genç oyuncu. Birçok uluslararası takıma gidebilecekken Juventus tercih etti. Çünkü Juventus son dönemde İtalya'nın hedef takımı, rota takımı yani genelde Serie A'dan e, sıçrama yapan oyuncuların bir sonraki rotası Juventus oluyor. Trabzonspor'da son dönemde, son 2-3 yılda ligin kaynaklarını iyi kullanan takım. Herkes transfer yapıyor ama uluslararası transfer yapıyor ama yerel ligin içinden transfer yapıyor. Şimdi Bakasetas oradaydı yani Alanya'daydı. Herkesin gözü önündeydi. Burada yaptıklarını Alanya Spor'a da yapıyordu ama onu Trabzonspor transfer etti Bakasetas. Vişca buradaydı yani bu ligin önünü 10 yıldır bu ligdeydi. Bu yaptıklarını zaten her sezon Başakşehir formasıyla yapıyor yapıyordu. Hatta bir sezon ikincilikte ligde bile yaptı. Uzun bir süredir Süper Lig'de yapıyor. Oradaydı Trabzonspor transfer etti. Siopis, Berat, Dorukan, Yusuf örnekleri artırabilirsin. Hep süperlikten gelen oyuncular. Şimdi 4,5 milyon euroya aldı Vişçay'ı Trabzonspor. Yaklaşık ya 4,3. Tam emin değilim. Bakıyorsun Galatasaray 6,5 milyon euroya çıkaldı ayı aldı. Beşiktaş 6,5 milyon liraya içi euroya. 4,5 milyon euroya Enkudu'yu. Fenerbahçe 5 milyon euroyu almış Berisha'yı gibi bir sürü uluslararası örnek sayabilirsin. Üç büyük İstanbul takımının pekala bu parası vardı. Transfer harcayabilecek. Uluslararası oyuncuları yöneldiler. Ligdeki Bakasetas gibi, Vişça gibi kader belirleyici oyuncuları Trabzonspor aldı. Bugün sezonun 25. haftası itibariyle Süper Lig'in kaynakları getirdi Trabzonspor'u buraya. Evet, transferde genel olarak başarılılar. Ama Ana tabloya bakarsan en çok kim katkı yaptı? Bu noktaya gelinmesinde esas farkı kim yarattı? Bana sorarsan Süper Lig'deki iyi oyuncuları topladığı için Trabzonspor. İçeriden transferde başarılı olduğu için. Tabii ki bu transferler içinde Višća'ya bütün gazetelerin yaptığı gibi, bütün münekkitlerin yaptığı gibi Višća'ya ayrı parantez açmak lazım. Ya yani gelir gelmez hemen adapte oldu. Her müsabakada attı. Galatasaray maçını kazandırdı, Kasımpaşa maçını kazandırdı. Şimdi Konya maçını kazandırdı ki bunların içinden Galatasaray ve Konya maçı çok kritik. Trabzon için. Onu ben biraz İtalyan futbolu efsanesi, Roma efsanesi Totti'ye benzetiyordum. Çünkü hep büyük takımlara gidebilirdi. Hep o imkan vardı. Muhtemelen defalarca teklif gelmiştir. Ama enteresan bir şekilde Başakşehir'e kaldı. 10 sezon, 11 sezon. Totti gibi. Bir sürü kupa kazanabilirdi başka takımlara gitseydi. Totti bir tane Serie A şampiyonluğuyla yetindi. Roma'da kalarak. Ama 2022 başı itibariyle Totti ile hikayeleri ayrıldı. Totti hep Roma'da kaldı. Vichy Trabzon'a gitti. Ee, ve büyük bir ihtimalle şampiyonluğa doğru gidiyor Trabzonspor formasıyla. Vichy'nin Trabzonspor'a gelmesi Totti'nin Juventus'a gitmesi gibi bir şey. Totti bunu yapmadı. Totti Juventus'a gitseydi dengeler ne kadar değişirdi? Onu hayal edin, hesap edin. Vichy'a sezon ortasında Başakşehir'den Trabzon'a giderek o kadar dengeri değiştirdi. Bu Ligin Tottisi, Süper Ligin Tottisi'ni Trabzonspor aldı ve kontağı yeniden çevirdi devre arasında. Evet ilk yarıyı da puan farkıyla kapattılar. Çok büyük başarıyla kapattılar. Yine şampiyonun en güçlü adıydı Trabzon. Ama Vişcan'ın takım değiştirmesiyle her şey bir kat daha değişti bana sorarsan. Ligin ayarları tekrar, ligin hikayesi tekrar yazıldı. Süper Lig'in Tottisi, Süper Lig'in liderine gitti ve şu anda da hani 25. hafta itibariyle bence kontağı kapattı o yüzden. Evet birçok iyi oyuncu var. İşte mesela Vakayemin dün yaptığı ikinci golde yaptığı hareketler bana hem Yattar'ı hatırlattı. Yattar'ı böyleydi. Tek başına şapkadan tavşan, şapka, e, tavşandan şapka çıkarıyordu. Yeri gelince ama bir taraftan da mesela Premier Lig'de Adil Tarapt vardı. Çok yıllarca kalmadı. Çok uluslararası araya da çok büyük isim yapmadı ama bugün Premier Lig izleyicilerine Tarap desen hepsi diyorlar ki sokaktan onu unutmadı. Kimle konuşsan, hangi takımın taraftarıyla konuşsan Manchester United'lıyla, Liverpool'la, Arsenal'la, Chelsea'yle ya bir Adil Tarap vardı hatırlıyor musun desen herkesin gözleri parlıyor. Tarap o kadar kısa sürede o kadar büyük iz bıraktı Premier Lig'de. Aynen bu Vakayme'nin yaptığı gibi. Sokaktan onu unutmadı derler Tarap için. Vakayme'yi de ona benzetiyorum. Yani şu işleri en son Süper Lig'de yattılar yapmıştı. Premier Lig'de Tarap oradan İkinci golde onun yaptığını başka hiç kimse yapmıyor ligde. Tavşandan şapka çıkarttı. Vişçeva gol attı. Bu açıklaması yok. O o golün Vakayemen'in oradaki performansı... Dün, dün akşamdan beri seyrettiğimden beri başyalık birkaç kez seyrettim. Ee, seyrettiğimden beri nasıl açıklanır, nasıl yazılır, ne denir bununla alakalı? Bir girişimde bulundu. Topu kaybetmedi. Tekrar 3 kişi, 4 kişi üzerinde nasıl anlatılır, nasıl ifade edilir? Bu performans, bu çaba, bu mücadele yine bir İngiliz tane, tabiri tane oyuncu telefon siliştirme. kulübesinde adam geçiyor diyorlar. Telefon kulübesi gerçekten İngilizlerin deyimiyle. deyimiyle tam onu yaptı. Vallahi öyle daracık bir alanda yani. Kaç metrekaredir orası? Maksimum 4. 4 metre. 2 çarpı 2 desem. Gidiyor dönüyor geri geliyor. Gidiyor dönüyor geri geliyor. Kaybetmiyor. Hakikaten bravo. İlk golde de tabi krediyi hem Poaç'a hem de Cornelius'a orada nefis bir vücut çalımıyla o rakibini ekarte etti. Adili. İleriye de nefis bir pas attı. Orada Abdülkadir de vurabilirdi. O da Vişçe'ye bıraktı. Vişçe de çok süper. güzel boşalttı önünü. Yine kolektif bir beceri koydular ortaya ve güzel bir gol buldular. Kolektif oyun anlamında o beceriyi mesela Konya, dün İttifak Olin Konya Spor ortaya Trabzonspor kadar net koyamadı. Cornelius'a da o zaman burada parantaj açmak lazım. Mesela orada işte taç çizgisi kenarında vücut çalımı çok ekstra. evet. Ahmet Aslan oynadı. Mevkidaşı. Konya Spor'da. Ahmet Hasan o topları, o uzun metrajlı topları böyle koruyamadı, indiremedi. Mesela Çikaliş girdikten sonra fark yarattı. Ha Doğru. diyebilirsin ki maçın gidişat da belki ona imkan verdi. Muhakkak payı vardır. Ama Çikaliş'in yarattığı farkı Ahmet Hasan yaratamadı. İşte böyle bir maç oynuyorsan özellikle ilk yarısında Trabzonspor topa hakimdi. Konya Spor kazandığı toplarla seri çıkmaya çalıştı. Mihalak ve Bütüçü üzerinden bu tarz oyun oynuyorsan özellikle 45 dakikada center da orta mesafe, uzun mesafe topları tutabilmesi, indirebilmesi, koruyabilmesi lazım. Ahmet Hasan o katkı yapamadı. Acaba bugün İlhan Palut'a sorsan, hani bu müsabakanın center Ahmet Hasan mı olmalıydı, çıkaleşi mi olmalıydı bilmiyorum ne der. Ama belki de çıkaleşi olmalıydı diyebilir. Çok büyük saygı duyuyorum Palut'a. Yaptığı çok büyük iş. Boşluk bulacağını düşündü muhtemelen arkada. Ve Son dönem formu iyiydi Ahmet Hasan ama bu maçın oyuncusu muydu? Eşti. Son dönem formu Trabzon iyiydi. Trabzon çok ekstra oynadı çünkü. Her bir Lise. oyuncusuyla, santraforuyla, orta sahasıyla, e, savunma oyuncusuyla çok ekstra bir oyun oynadı. Peki acaba 70-75'ten sonra biraz yorgunluk mu oldu? Gerçi değişiklikler de gelmişti ama. Şimdi dün Trabzonspor maça 5 ofansif oyuncuyla başladı. Tek ön libero Siopis, merkezde Bakasetas Abdülkadir, kanatlarda Vişçe Vakayeme. 5 ofansif oyuncu bu maç için son derece cesur bir tercih. Hamle. Son derece cesur bir hamle. 1-0'ı da buldu. Dakika 13. yarıyı de 1-0 bitirdi. Böyle i̇ki durumlarda. İki topu direkten döndü bu arada. İki topu da direkten döndü. Aynen öyle. Bakasetas ve Cornelius'u. Bu tip maçlarda Abdullah Avcı sık sık 46'da oyuncu değişliği yapıyordu. Ön liberoları ikiliyordu. Mesela Berat'ı sokuyordu Hı? veya dün Perez yoktu ama Perez olsa Dorukanı orta sahaya kaydırıyordu bazen. Yapıyordu böyle şeyler. Dün yapmadı. Yapmadı. 2-0'ı da buldu 67'de. Ondan sonra Hamşik'i soktu. Bakasetası yanına. Hamşik girerken dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştır. Böyle yaptı. Yani 4-1-4-1'den 2 diye gösterdi. 4-2-3-1'e döndüler. Hamşik Siyopis'in yanına geldi. 2'de de orta sahaya. Abdülkadir 10 numara oldu. Sonra yine dakikalar sonra Berat'ı soktu. Orta sahadaki 83'te. defansif oyunu sayısını ancak 83-3'ü çıkarttı. Dolayısıyla 70'ten sonraki oyun değişikliğini, Konya Spor'un daha fazla topa sahip olmasını ve hücum sürekli sağlamasını bir tercih olarak da okuyabilirsiniz. Zaten Abdullah Hoca Bakasetas Hamşik değişikliği de biraz orta sahayı kuvvetlendirme topu Konya ile paylaşma tercihi yaptı. Ama bunun için eleştirebilir misin Abdullah Hoca'yı? Ben olsam ben de değiştirdim. Yani şimdi Abdullah Hoca'yı bunun için eleştirebilir 2 İki bulmuşsun. Bakasetas, Abdülkadir iki tane on numara tipli oyuncuyla oynuyorsun. Birinden feragat edersin. Peki bir de şöyle bir e... Başka bir veri sürelim öne. İkinci yarı başladı. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı Trabzonspor. 54 ve 57. iki tane net kontratağı var. Hızlı çıktı. Birisinde Edin Vizca pas arası yapıp takımı hızlı çıkardı ama hatırlayın şey pası aktaramadı. Cornelius pası aktaramadı sola. Halbuki 2'ye 2 gelmişlerdi. Çok net bir pozisyondu. 3 dakika sonra bu kez Dorukan nefis bir pas arası yaptı ki dünün yine en iyi oynayan... Gerçi hepsi en iyi oynadı. Haksızlık etmeyeyim kimse. Dün yine e, çok iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. E, Dorukhan onun pas arasıyla yine hızlı çıktılar. Yine değerlendiremediler. Yani bir anda bir çırpıda iki gol daha bulabilirdi. Bulabilirdi. Ama bu sefer farklı bir oyunla. Konya Spor yüklenmeye Stor başlamıştı. Sezon boyunca evet. Bu, bu repertuarı biliyorsun geniş tuttu. İkinci yanın başında. Hem e, domine ederek, örerek seri pas trafiğiyle goller buldu. Hem de gerektiğinde de hızlı çıkarak işte Hangi maç? Karagümrük maçını böyle kazandı. Ee, Adana Demir maçı. Beşiktaş maçını net böyle kazandı. Adana Demir maçına bir bölüm böyle oynadı. Dün de evet Konya'ya karşı iki repertuvarından da pasajlar sundu. Ama e, Acaba bu hızlı orada... çıkışlar aslında oyun stratejisi değişikliği değildi. O bölümde Trabzon'la Konya hala topu paylaşıyor. Gerekliği içindi değil mi? Evet. Trabzon'la Konya hala topu paylaşıyor. 70'ten sonra. Acaba bir hamlesi gelir miydi? Çünkü Cornelius Koya mi? Gibi. Canini de iyi oynadı. Enteresan bir şekilde Gianni dün. Canini ama zaten ekstra bir oyuncu. Hep söylüyoruz. Her yerde oynayabilir. Bir de bile. Cornelius ayakta kalamamaya başlamış. Çok top kaybı yapmaya başlamıştı. Ha bu pozisyon işte. Değişiklik zamanlaması da iyi. Orada Canini'ye hani şu krediyi verdi. Yani sezon başından beri bizim oyunumuzu sırtlayan oyunculardan biri. Dolayısıyla rotasyonda hala Kuvasi'nin önünde mesajını verdi Canini'ye. Bence doğru da yaptı. Doğru yaptı. Abdullah Hoca'nın dün hamleleri ben büyük ölçüde doğru buldum. Yani bir sezon başından beri lisans diploması verdi. Bir tez diploması verdi. Master tezi. Dün de doktora tezi diploması verdi Konya maçında. Yani bence değişikliklerle tercihler doydu. Ha diyebilirsin ki son bölümde Konya 2-1'i buldu. Sonra 2-2'yi de bulabilirdi. Bulabilirdi ya. Bu da Konya Spor yani. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından doğru. biri. Ya Konya Spor Galatasaray'a karşı 1-0 duruma düştü. Ondan sonra Galatasaray eve gitti hiç topu alamadıkları için. Ondan sonra Galatasaray maçı terk etti. Evden izlediler kalan bölümü. Konyaspor tek başına topa sahip oldu. Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandı. Fenerbahçeliler e, maçtan sonra top toplayıcılardan top istediler biraz topu görebilmek için. Yani Konya zaten bu sezon bunu defalarca yaptı. Galatasaray Fenerbahçe iki büyük takıma karşı yapmış. Trabzon'a karşı da 20 dakika yapması bence normal. Ben normal değerlendiriyorum. Ben de Abdullah Avcı'nın Stratejisinde oyuncu değişikliklerinde zamanlamalarında domine ettiği bölümde domine edemediği bölümde hepsine doğal buldum. 90 dakika Konya'yı yarı sahasına hapsedemezsin, mümkün değil yani. Konyaspor çok iyi bir takım. Maç sonu istatistiklere de bakalım. İlk yarıda Trabzonspor %54 topla oynarken Konyaspor %46 iken maç sonu itibariyle roller biraz değişti. %46 Trabzonspor %54 İttifak Holding Konyaspor'a döndü. İlk yarıda 8'de 4 e, şut isabetiyle oynayan Trabzonspor bunu 15'te 6'ya yükseltti. İlk yarıda 3'te 0'dı. İttifak Holding Konyaspor'un şut ise yani hiç isabetli şutu yoktu ve aynı zamanda e, rakip ceza sahasında sadece 3 kez Düştü. ilk yarıda topla buluşmuştu Konyaspor Bu aynı zamanda ilk yaralara itibariyle Konyaspor'un sezon başından beri ulaştığı en düşük rakamdı ve ilk kez bir maçta ilk yarıda isabetli şut bulamadığı bir karşılaşma oldu. Bunu maç sonu itibariyle 11'de 4 isabete çıkardı. 9 kez daha fazla rakip cezası aslında topla buluşarak maç sonu itibariyle de rakip cezası aslında topla buluşma istatistiğini 12'ye yükseltti kritik olan şeyler rakamlar Trabzonspor ilk yarıda 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuştu. Maç sonu itibariyle bunu 23'e yükseltti. Şimdi bir bölüm diyoruz özellikle 70 ila 90 arasında Konyaspor'un baskısını iyice arttırdı ve Trabzonspor'un da biraz e, güvenliği ya da belki skoru korumaya yönelik belki psikolojik bilmiyorum e, bir geriye çekilme durumu oldu. Bir bir, bir süre baskı yedi. Orada Çikaleş'in ekstra vuruşuyla o da şık bir gol attı. Tıpkı Trabzonspor'un golleri gibi hakikaten e, topu göğsüyle yukarıya alışı, e, sırtı dönük dönüşü, vuruşu çok şık. Uğurcan'ın savunmanın arasından gitti bir de Uğurcan'ın ulaşamayacağı. Tam direkt dibinden e, golü buldu Çikaleş'i ve ondan sonra da şöyle bakıyorum notlara e, Rahmanovic'in altı pasta bir kafa vuruşu var. 73. dakikada Uğurcan yine yakın mesafeden nefis bir refleksle topu çıkardı orada vurdu. Hamilton'un ortaladığı ceza sahası evet. dışından hatırlayın. Ee, yakın mesafeden Uğurcan nefis çıkardı onu. Yoksa işten bile değildi gol olması. Bir de 90 artı 3'te e, Endri Çekici'ye bomboş yüksel, yükselip vurma şansı. Ha gol bu işte çık Endri Çekici ceza sahasında hiçbir Trabzon'da yükselmedi. O da herhalde Abdullah Hoca'nın gözünden kaçmamıştır ama Uğurcan'ın üzerine geçti, gitti, Trabzonspor için bir şans anıydı ama 90 artı 6'da da Trabzonspor özellikle Canini'nin gelip söküp aldığı topla yine bir hızlı atak kalabalık gitti ama yine gole çeviremedi. Her iki takımın da daha fazla gol bulabileceği, ha pozisyon bu işte Uğurcan'ı kurtardı. Evet. Gol bulabileceği, ka, ha bu Endri Çekici'nin kafa vurdu işte. Bak burada bomboş yükseldi, bomboş kaldı. Savunmanın Tabii orada yine Çikaleşi'nin dağıldığı bir an oldu. Evet, Çikaleşi dağıttı savunmayı. Çikaleşi'nin orada yalancı sıçrayışı. Trabzon savunmasını dağıttı ama tabii çekici dağılmamalıydı. Şimdi maçın kalitesi çekici, yüksekti. Ee, Savunma oyuncusu. Ender Çekici vurdu kafayı. Kim ama. dağılmamalıydı? Çekici dağılmamalıydı yani beklemeliydi. Ha beklemeliydi Beklemediği ha. için o cılız vuruşu yaptı. Ve Şimdi zamanlaması da bak. Çikaleş'i sıçrayarak olmuş. Trabzon savunmasının dengesini bozuyor. Ama Çekici beklemeliydi. O da belki Çikaleş'i vuracak diye mi düşündü acaba? Evet. Halbuki orada Çikaleş'i yalancı bir sıçrama yaptı ve Çekici'ye pozisyon yarattı ama Çekici de beklemiyordu. Şimdi maçın kalitesi çok yüksekti gurur duyduk. Trabzonspor'da, da tek da tek direktörlerine futbolcularına çok teşekkürler. Ee, bizi son derece heyecanlandırdılar. Son derece iyi bir 90 dakika izlettiler. Ama şunu da eklemek lazım. İlhan Palut çok büyük iş başardı bu sezon. Çünkü Konyaspor'un ön taraftaki oyuncularına bakalım. Dün başlayan dörtlü Mihalak, Rahmanoviç, Bütüçi, Ahmet Aslan. Trabzonspor'un yedeklerine bakalım. Oynamayanlara. Canini Konya'da oynar mı ilk 11'de? Oynar. Oynar. Birçok takımda oynar. Hamşik oynar mı? Bütün takımlarda oynar. oynar. Yusuf Erdoğan oynar mı? Oynama ihtimali yüksek. Hele Serdar Gürler gittikten sonra kanat rotasyonunda zayıflamış durumda Konya. Koası oynar mı? O da oynar. oynar. Trabzon'un yedekleri bile muhtemelen Konyaspor'un ilk 11'inde oynar kabul etmek lazım. Doğru. Konyaspor bu ofansif seçeneklerle zaten sezonun genelini çok iyi götürdü ve devre arasında da dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Devre arası biz bunu sıkça konuştuk. Konya çok iyi iş başardı. İyi 12-13 oyuncusu var. Ama şampiyonluk yarışı diye bir şey telaffuz etmek istiyorsa takviye yapmak zorunda. Özellikle ön taraftaki seçenekleri artırmak zorunda diye defalarca burada konuştuk. İlhan Polut benim kadrom yeterli dedi. Belki yönetim ile e, böyle mutabakata vardıkları için, içerideki oyuncuların moralini yüksek tutmak için böyle söylemiş olabilir. Ama bu kadro zaten, Konyaspor'un kadrosu zaten 48 puan süper iş başardı. Trabzonspor'la kıyaslanamaz. Bir Anadolu takımının bir tık üstü, Konya'nın kadrosu iki tık üstü değil yani sadece bir tık üstü. Çok büyük iş başardı. Bugün Alanya'dan, Başakşehir'den, Fenerbahçe'den 8 puan fazlası var altındaki takımlardan. Çok büyük iş başardı ama bu kadro kalitesiyle istediğiniz kadar taktiksel olarak doğruları yapın. Trabzonspor'un pozisyon verimliliğine ulaşmanız mümkün değil yani. Mümkün Teknik değil. Teknik olarak mümkün değil. Mümkün değil yani bu maç hani opsiyonları bırak. Bir defa oynanın Trabzon kazandı. 5 defa oynansa ne olur? Yani korkarım ki dördünde yine Trabzon kazanır. Üzgünüm yani Konyalılar üzülmesinler ama. Bu Konya Spor'la alakalı değil. Değil. Ligdeki Oyuncu kalitesi, takımla alakalı. Oyuncu kalitesi çok farklı. Aynı şeyi söyleyebiliriz. Trabzon ve Konya, Konya Spor bir hayalin peşinden gitti. Daha önce dile getirmiştim yani. Hayal kurdu ve hayal kurdurdu. Ama bir hayalin ötesine geçiremedi. Dünkü maçta Abdullah Avcı, Trabzon futbolcular o hayalleri bitirdi. Söylediğiniz gibi İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlham Palutu oyuncularını ve de yönetimini tebrik edelim. Hakikaten sezon başından beri çok farklı bir hikaye yazıyorlar. Pozitif futbol oynuyorlar ve bunu her gün geliştirmeye çalışıyorlar. Hakikaten hocasını da bu zihniyeti koruduğu için yönetimini, hocasını, hepsini tebrik edelim. Güzel futbol izlettirdikleri için bu takdiri hak ediyorlar. Şöyle bakıyorum maçlar. Ha şey pozisyonlarımız var. Bakalım. Uğur Beyciğim birkaç tane e, dört tane değil mi? Bakayım bir, iki, üç, dört. Evet dört tane pozisyon seçtik değerli izleyenler. E, hakem kararlarıyla alakalı olarak ilk pozisyonumuz dakika dört. Üst üste iki tane pozisyon. Puaç, Mihalak mücadelesinden hemen maçın başı itibariyle iki pozisyon. Şimdi burada devam kararı çıktı. Ancak önce rakibe dokunuyor. Ondan sonra topa çarpıyor mu? Ya benim gördüğüm burada bir foul olmalıydı. topla temas edip etmenin çözemedik ama topla temas etse bile bileşik hareket. Poğaç'ın yaptığı. Foul değil mi? Evet. Mihalaka şu da, yaptı darbenin. Evet. Mihalak'ın sol karnıyla dizine sol dizi. gelen darbe. Mihalak'ın sol dizine gelen darbe faul olarak değerlendirilebilirdi. Bir dakika sonra Yine aynı ikili Puaç ve Mihalak. Burada topu alıyor Puaç, işaret ediyor. Bu açıdan bir bak burada duralım lütfen. Burada bir önceki açıda. Çok teşekkürler. Gelelim, gelelim, gelelim. Gelelim, gelelim, gelelim geriye. Burada net göreceğiz. Şimdi devam. Ufak ufak. Bravo. Bakın önce Mihalan ayağına vurdu. Ondan sonra topa vurdu. Yine sol ayağına Mialak'ın. Evet. Burada da yine. Şimdi Puhaç genç bir oyuncu. 22-23 yaşında yanılmıyorsam. Ee, tabii ki daha çok gelişecek alan var hayatında. Daha çok gelişecek zaman da var ama şimdi bir savunmacıyı iyi savunmacı yapan önemli unsurlardan biri ayakta kalmasıdır. Bunu unutmaması lazım. Mesela Kim Minje'yi ben geldiğinden beri büyük da izliyorum. En sevdiğim özelliklerinden biri ayakta kalması. Ya yani kolay kolay Kim Minje'yi yerde görüyor musun? Yok. Ayakta savunuyor. Bir savunmacı Kaymasına için... gerek kalmayacak şekilde pozisyon alıyor. Bravo. Sadece mesele e, Şimdi kaymamak değil. Şimdi burada da değil. aslında henüz puhaç pozisyonu kaybetmiş değil. Yani tek opsiyonu kaymak değil. Tercih yani kayıyor. Evet. Bir önceki pozisyonda da öyle. Bir savunmacı ayakta kalabiliyorsa, öyle bir opsiyonu varsa... ...genelde önce ayakta kalmayı tercih edip... ...eğer yerde müdahale daha avantajlıysa... ...o opsiyonun avantaj sağlayacaksa yerde müdahale yapması lazım. Piyan mesela bir orta sahnesi, yaratıcı bir orta sahnesi. O kadar iyi yapıyor ki yerde müdahale ama gerektiği yerde yapıyor. <laughs> Ayakta kalma dersi olarak Kim izlemesi lazım genç oyuncuların. Yerde müdahale dersi için de çok enteresan, sürpriz bir isim ama Piyaniç'i. Ligde en iyi yerde müdahaleleri yapan adam bence Piyaniç. Ama sık yapmıyor. Ama yaptığı zaman bakmak lazım. Nasıl yapıyor o tercihi? Tercih konusunda çok başarılı. Zaten hayat dediğin, futbol dediğin de öyle tercihlerle ilgili. Yani mesele o müdahaleyi nasıl yaptığından ziyade o müdahale tercihi öncelikle. Zidane'ı diğer gelmiş geçmiş orta saha oyuncularından öne çıkaran şey neydi? Mesela onun kadar şut atabilirsiniz, onun kadar iyi pas verebilirsiniz, onun kadar iyi oyun görüşü ama Zidane hep doğru kararları verdi. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyordu. Zidane doğru kararlarla muadillerine ayrıldı. Burada Poğaç'ın peş bir şey iki pozisyonda yerde müdahalelerinin İyi ki Acele devam oldu. Burada ya. yardımcı hakemin uyarısıyla foul kararı doğru müdahale geldi. Şey, evet. Yardımcı hakem müdahalesini diyorum. Evet, evet. Doğru. Yine bileşik hareket. Zaten direkt önce sol ayağa geliyor. Bir sonraki pozisyonumuz için dakika 21'e gidiyoruz. Soner Dikmen'in burada bir faal pozisyonu oldu. Sonrasında Siyopis'in oyunu hızlı başlatmaya çalışmasını, hızlı başlatmasını engellemek için bir hamlesi oldu. O da sarı kat getirdi. Ya Soter'e ne olduğunu anlamıyorum. Soner böyle bir oyuncu değildi. Yenşerbilik kökenli. Daha yaratıcı özellikleri olan. Ya, topu daha iyi kullanabilecek. Burada ya Siopis hızlı kullanmasını engellemek ne kazandırdı? Neden böyle bir tercih yaptı? Eğer avantaj kesilmeseydi bu arada hakem dönüp sarı kart vermeyecekti yeni kurala göre. Eskiden veriyordu. Mesela diyelim ki o top Trabzonsporlu oyuncuya gitti. Atak devam etti. Atak bitti. Dönüyordu. Soner'e veriyordu önceden. Orada avantajı kesmeye çalışıyor. Artık öyle değil. Avantajı kullandıysa oyuncu dönüp sarı kart vermiyor. Ama burada hakeme geldi top sen. Avantaj kesildi. Dolayısıyla hakem Soner'e sarı kartını kullandı. Yine Soner'le alakalı bir diğer pozisyonumuz dakika 40'tan sevgili Recep 15 numaralı pozisyonumuz. Burada Vişçay'la yani bu da tabii sert bir kayarak geliyor. Sonramer ama burada sarı kart çıkmadı. Sanki burada ikinci sarı kartın gelmesi gerekiyordu. Bu da ilk sarı kartın ne kadar manasız olduğunu. Evet. Ya yani burada ayağa da basıyor. Şimdi de var. ikinci sarı kart şüphesi olduğu için video hakemin karışabileceği bir konu değildi. Bu da tartışılıyor. Sezon sonu e, ifap tekrar toplandığında baharda toplanacaklar. Mart gibi sanırım. Onu da gündeme almaları söz konusuymuş. İkinci sarı kartları da video hakemin inceleyebilmesi konusunda gündeme almaları söz konusu. Ama şu an inceleyemiyor. Burada da hakem kaçırdı. Soner de böyle vücut dileğiyle acayip bir büyüttü konuyu. Vişçi aldatıyormuş gibi bir hava yarattı. Halbuki Vişça darbe aldı orada. Evet. Yani net bir sarı kart. Bu hareket. Maçtan pozisyonlarımız bu kadar. Söylediğimiz gibi her iki takımın oyuncuları da büyük oranda oynamak, ayakta kalmak, iyi futbol, güzel futbol, tempolu futbol e, oynama adına e, e, bir oyun ortaya koydular ve hakikaten bu heyecan, bu enerji de üst düzey futbol olarak ekran başındaki izleyicileri de geçti. Tebrik Şu ederim. ilk golü bir verebilir miyiz? İlk golde çünkü az önce değindik ama. Cornelius mu? Abdülkadir'in, Cornelius'un. Abdülkadir'in yer vermesi. Çalama da harika ama Abdülkadir'in e, orada top 10'a geliyorken pekala topu alabilecekken alabilecek konuma gelmişken Vişçe'ye bırakması ya maçın kader anı. Vişçi Şurada orada, Abdülkadir kendisi oynasa ki 100 futbolcunun 95'i kendi oynar. Vişçe orada hem ivmeli geliyor, hareket alan şansı var hem de bir belki opsiyon pas opsiyonu yaratma adına. Yusuf Kaleci en önemlisi. Abdülkadir son derece doğru bir karar veriyor. Evet, Abdülkadir'in yüzü yarım dönük. Abdülkadir zaman kaybedecek. Kaleye yüzünü dönmek için. Ama yüzü tam dönük kaleye. Burada yani geçiş, müthiş müthiş bir kadir. tercih yapıyor orada Abdülkadir de. Üç oyuncunun da yani e, Cornelius'un alışı, dönüşü, pası, Abdülkadir'in bırakması. Üç oyuncu da hatta poğaçı da ekleyin. Çizgiye paralel Hepsi Abdülkadir. Hepsi doğru top. tercihler. Az önce Vişça ligden geldi diye değindim. Şimdi oraya ufak bir ekleme yapayım. Trabzonspor'un süper lig kaynaklarından e, doğru faydalanması. Vişça'ya Bakasetas gibi oyuncuları tercih etmesi, transfer etmesi, yatırım oraya yapmasıyla geldiği nokta bu. Mesela Beşiktaş'ın bugünkü muhtemel 11'inde ben girerken baktım. Beşiktaş'ın bugünkü muhtemel 11'inde Wellington'u yazmışlar. Eğer Wellington oynarsa sadece Wellington. Süper Lid'den gelen oyuncu. Beşiktaş'ın bugün muhtemel 11'inde. O da oynamazsa hiç yok. Sıfır. Süper Lig'den yaptığı transfer. Galatasaray'ın son maçındaki ilk 11'ine baktığın zaman Kayseri Spor maçındaki ilk 11'ine baktığın zaman Süper Lig'den aldığı iki oyuncu var. Berkan Taylan. Başka yoktu ki Berkan Taylan'da en çok eleştirilen ikili. Doğru. Normalde hani kamuoyu onların başlamaması gerektiğini genelde Emre Kılınç ve Ömer yerli olarak başlasaydı yabancı olarak da Pulgar'la Çıkaldağ'a başlasaydı diyorlar. 2 olacaktı yine süper tanımlanmış oyuncu sayısı. Ama işte Emre'nin bir şeyi olmuş galiba. Emre'nin evet. rahatsızlığı, rahatsızlığı olmuş. olmuş. O planları bozdu muhtemelen. Bizim cuma günü tahmin ettiğimiz şekilde başlayacaktı Torente. Biri değişmiştir herhalde. birden değil. Emre Kılıç'ta başlayacaksa bile Taylan Berkan'dan biri başlayacaktı herhalde, değil mi? Ben bütün plan çünkü son derece mantıklı gelmişti o 11 ortada Pulgar'ın da olduğu, sol bekte Ömer'in oldu. Hani Patrick Van olduğu Yedidolmaz bir performans ortaya koyduğunu ve Ömer'in bu performansı ortaya koyamayacağını söyleyemeyiz. Dolayısıyla Emre, Ömer ve orta alanda Pulgar 3 türkü bu Yok, şekilde oluşturup da, Berkan, Taylan ikisi, ikilisinden birisi. Emre rahatsızlandı diye ikisini birden değiştirmemiştir. kafalar orada karıştır diye düşünüyorum ben. Çok karışmış o zaman. Evet sanki öyle geldi. Bana. Mesela diyelim ki Emre Kılınç başlayacaktı Babel başlamayacaktı varsayalım ki değil mi? O zaman orta sahada Pulgar başlayacaktı. Taylan'la Berkan'dan biri başlamayacaktı. E, aynen biri öyle. Biri başlayacaktı. Aynen öyle. Öyle görünüyor. Ee, dolayısıyla Trabzon dün Süper Lig kökenli Dorukan, Siopis, Vizce, Bakasetas dört oyuncu ilk 11'de başlattı. Sonradan da Yusuf girdi 5, ee, Berat girdi 6. Yani Süper Lig'in kaynaklarından 6 oyuncu kullanırken Galatasaray'ın 2 oyuncu başladı Berkan Taylan. Beşiktaş'ın da bugün bir oyuncu başlamasını bekliyorsun. Wellington. Süper Lig kaynaklarının doğru kullanımı. Farkı Trabzonspor bu sezon burada yarattı. Peki o zaman var mı e, Trabzonspor İttifak Holding Konya Spor karşılaşması ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü Galatasaray'a geçeceğiz. Tabii lütfen. Değerli izleyenler bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından da az önce de söylediğimiz gibi Galatasaray ile Galatasaray Kayserispor, Yukatel Kayseri Spor maçı ile devam edeceğiz. değerli izleyenler ilk olarak ekranlarınıza takvim gazetesinden geliyor başlığımız ortada büyük sıkıntı var Galatasaray'ın kadrosundaki orta alan oyuncularının 25 haftalık Süper Lig performansı 4 gol ve 3 asist oldu. Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da diyor gazete. Özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar başağırtıyor. Sarı kırmızılıların istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem göz önüne seriliyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncularının skora sadece 7 gollük katkı yapabildiğini yazmış yine Takvim gazetesi. Bu katkının çok büyük bölümü de çıkaldaya ait Rumen Yıldız 4 gol 2 asistlik performans sergilerken Berkan Kutlu da 1 asist yaptı. Sarı Kırmızılılar ligde orta alan oyuncularından en az skor katkısı alan 3. takım durumunda Galatasaray sadece Malatya ve Giresun'u. Öznur kaldı yeni Malatya Spor ve GZT Giresun Sporu geride bırakabildi. Fenerbahçe'de orta alan oyuncuları 15 gol 11 asist. Beşiktaş'ta ise 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Tabi sadece mesele olayın skor boyutu değil ve olayın savunma boyutu da en az bu kadar önemli katkı alamadığını Galatasaray'ın bu anlamda söylememiz lazım. Taraftarın hedefinde Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu son haftalarda gösterdikleri performansla taraftarında tepkisini çekiyor. Bir sonraki sayfa nereden geliyor? Bir sonraki sayfa Türkiye Gazetesi'nden. Torrent'e son bir şans daha. Galatasaray'da 5 maçtır kazanamayan İspanyol hoca topun ağzında. Kayseri beraberliğiyle kredisi kalmayan İspanyol teknik adam Göztepe'yi de geçemezse yollar ayrılacak. Yerine ise Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'tan birisi getirilecek. Yönetim içinde büyük umutlarla Fatih Terim'in yerine getirilen ancak 5 maçta galip gelemeyerek tarihe geçen Domenek Tore'nin gönderilmesi dillendirilmeye başlandı. Kulislerde Göztepe maçının Torrent'in son şansı olduğu 3 puan alınamaması halinde sezonun geri kalanı için Okan Buruk veya Bülent Korkmaz'ın getirileceği konuşuluyor. İspanyol teknik adamın sözleşmesinde tazminat maddesi yok ama 1,5 yıllık maliyeti olarak 2 milyon 775 bin euronun verilmesi gerekiyor. Korkutan fikstür ligde kalma mücadelesinin içinde bulunan Galatasaray'ın önündeki 4 maçlık fikstür bir anlamda geleceğini de şekillendirecek. Aslan önce alt sıralardaki Göztepe ve Rize ile Çaykur Rizespor'la daha sonra da zirve yarışındaki İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'la karşılaşacak. Yönetim bu zorlu süreç için önümüzdeki günlerde teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek uyarılarda bulunacak. Şimdi gençlik projesi rafa mı kalktı diye soruyor gazete. Bakayım ne anlama geliyormuş bu. Galatasaray sezon başında 11 yeni transfer yaparken kasasından bu imzalar için toplam 22 milyon euro çıktı. O günlerde Başkan Burak Elmas takımı gençleştirerek ileride kendi kendine maddi yönden yeteceklerini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz gün Kayseri karşısında Fatih Terim'in yerine gelen Domenek Tore'nin sahaya sürdüğü 11'in hücum hattının yaş ortalaması bu projenin tam tersiydi. Sadece Gomis, Babel, 36 yaşında Gomis, Babel 35 yaşında ve Feguli 32 yaşında. Bu 3 oyuncunun ortalaması 34.3'tü. Aynı mevkilerde oynayan Mustafa Muhammed 24, Barış 21 ve Morutsan 22 yaşında kulübede oturmaları sarı kırmızılılarda sezon başında harcanan rakamı tartışılır hale getirdi. Şunu söylemek lazım bu genç oyuncularla alakalı olarak Mustafa Muhammed'i e ayrı bir yere koyarsak Barış ve Morutsan özellikle Fatih Terim'in ayrılışı orada bir travma etkisi yarattı diyebiliriz herhalde. Onu da bir ayrıntı olarak unsurlardan Fatih Terim'in ayrılmasının bu oyuncuların performanstaki düşüşün sebeplerinden birisi oynatmıyor olarak. Oynatmıyor ki Fatih Hoca da. ve şey. Son dönemde çok Alper az Mursa. oynatıyor. Yani. Barış ile Hayır bir de şey diyor. 5 maçı kazanamayarak tarihe geçti diyor. Evet. Benim şimdi internet çalışmıyor. Tolga doğrulayabilir. Son 14 maç bir galibiyet değil mi Galatasaray? Ligde ben mi yanılıyorum? Tomaektori'nin galibiyeti yok. Tamam anladım. Totalde. Ha, son 14 maç bir galibiyet değil mi Tolga? Hemen şuradan bakıyorum. Ben buradan bakmaya çalıştım ama çalışmadı internet. Ee, son 14 maçta bir galibiyet. Değil mi? E, Torrent 5 maç 0 galibiyet. Torrent öncesi son 9 maçta bir galibiyet. Galatasaray'ın hani sadece bu bu 5 maça değil biraz daha yukarı çıkıp bakarsanız zaten totalde de uzun süredir kötü bir performansı var. Evet, Gaziantep maçı 2-0 galip. Kaçıncı hafta? 11. hafta. Evet. Ondan sonraki galibiyeti 19. haftada. Yani 11. Antalya haftadan Spor. sonra 14 maç oynandı. Tek bir galibiyet alındı, değil mi? Doğru. Antalyaspor 2-0'lık Antalyaspor. E dolayısıyla Torrent 5'te 0 Torrent öncesi Terim'de 9'da 1 mi oluyor? Ö kabaca öyle söyleyebiliriz evet. Çok çok da farklı değil galiba. Batı cephesinde değişen bir şey yok. Yani o, onun üzerinden bir şey Sanır kurgulamak. Söyleme hani dolaşıyor ya göreve gelip de hiç maç, üç maç, 4 maç kazanamadı diye söylenmek istenen o ama dediğiniz doğru sonuçta rakamlara baktığınız zaman. Babel, Feguli, Gomis üçünün yaş ortalamasını almışlar. Mesela o da enteresan. Hücum hattındaki üçlü diyor. Şeyde yok muydu orada? Kerem. Kerem de var solda tabii. Onun da düşürmesi lazım. <laughs> ya mantık olarak bari onu da eklesen en azından hücum hattındaki dörtlünün ortalamasını almış olursun. Kerem'i de eklememişler. Neyse. Ee, Galatasaray Kayserispor müsabakası. Yani özür dileyerek şunu demeye çalışıyoruz değil mi? E, Gomis, Feguli, Babel evet yaşlı ama geri kalan Kerem, Taylan, Berkan, Patrik Fananol hadi kenara koyalım. Marka, Nelson, Saşa Boyi ve ya geri kalan da baya genç bir takım yani. E tabi. Bu çıkarımı yapmak doğru değil. Pena yani o rafa mı kalktı? 22 mi? yani yaşı yanılmıyorsam. Doğru. Boyu 20. Doğru. Nelson 23-24 yanılmıyorsam. Marka 25-26. Taylan 27 olması lazım. Sonra Fegoli çıktı. Çikal daha girdi. Kerem Babel 23. çıktı. Morutsan girdi. Yani evet Yaşan, 4 falan olup katarsan 4 tane 30 yaş üstü oyuncu var evet. ama 7 tane de 30 yaş altı oyuncu var. Yani. Hücum hattında oynayan Gomis, Fegül ve Babeli ayırıp onların yaş ortalamasını almak hani bilmiyorum. İlk defa böyle bir bakış açısı görüyorum. Hani ben üniversite seslik okudum. İlk defa böyle bir bakış açısı görüyorum. İstediğimiz yerden bakma bakış açısı. Evet. Genelden değil de. Evet galiba öyle olmuş. Ya şurada dostlar bir geri alabilir miyiz ya da sonraya mı bırakalım bunu bir geri alabilir miyiz lütfen? Ha peki. Orada neyse sonra gelecekmiş. Offset çizgisi çekildi. Neden çektiler o çizgiyi? Ben pozisyonu göremedim. Sonra da tamam, sonra e, bakalım tartışmalı onlar. bakarız. Şimdi Galatasaray Kayseri Spor e, maçının esame listelerine bakınca Hafızan beni Fenerbahçe Kayseri Spor maçına götürdü. Hafta içindeki Türkiye Kupası maçına. Çünkü Hikmet Karaman orada ikinci yarıda üç oyuncu değişikliği yapmıştı. Sonra muhtemelen istediği gibi gitti işler. Galatasaray maçına da öyle başlayayım demiş. Stopel olarak Hüseyin'i sokmuştu Uğur sakatlanınca. Hüseyin'i başladı burada. Orta sahada Abdülkadir parmağın yerine Atamağ'a sokmuştu. Hafta işten bahsediyorum. Atamağ'la başladı. Karol'ü sokmuştu. Ee, özür dilerim. Cardozo'yu sokmuştu. Manı'nın yerine Kardozo'yla başladı. Yani Hikmet Karaman diyor ki ben Fenerbahçe maçı ikinci oyundan memnundum. Fenerbahçe maçı ikinci oyunu Galatasaray maçına taşıyayım diye bu 11 yaptım. Şu 11'i gördüğü zaman normalde Galatasaray teknik ekibinin Kayseri'nin ne oynayacağını aşağı yukarı tahmin etmesi lazım. Acaba böyle bazılıkları var mıydı? Kayseri nasıl Fenerbahçe top bıraktıysa, nasıl geride blok halinde bekliyorsa Fenerbahçe'ye karşı ve hızlı çıkmaya çalışıysa Galatasaray'a karşı da bu oyunu oynadı. Şimdi Kayseri'nin bu 11'ini gördükten sonra Berkan Taylan'la başlayacaksan bile tekrar değerlendirmen lazım. Saat 18'de bile, 18'de gördün ya bu 11'i, en geç 18'de görmüş olmaz. Ki daha önce de bazen ele geçiriyorlar. Daha önce ele geçirmiş olabilirler. Öyle değilse bile saat 18'de gördülerse bile ben bu Kayseri'nin 11'i gördüğüm anda bir spor sever olarak doğal olarak dedim ki Fenerbahçe 11'ine çok benziyor. Mecburiyetler dışında hatta Fenerbahçe 11'i. E Fenerbahçe yani ikinci yer 11. Fenerbahçe ikinci ne oynadı Kayseri biliyorum izlemişim o maçı. O zaman Galatasaray'a karşı herhalde bunu oynayacak derim. Böyle bir takıma karşı Berkan Taylan'la çıkmazsın. Çıkmamalısın. Emre Kılınç'ın son dakika rahatsızlığı olsa bile çıkmamalısın. En azından birinden feragat etmelisin. Ya da Ömer ve Halil'le başlarsın, yerleri o şekilde doldurursun, orta saha yine pulgar çıkal yaparsın. Yani hala imkan var Berkan Taylan'sız başlama imkanı. O yüzden onu anlam veremedim. Şimdi 2010-2011 sezonunda Galatasaray'ın bir orta saha vardı, Barış Ayhan Mustafa Sarp. Galatasaray o sezonu ne olmuyorsam 8'ini bitirdi. Sezon boyunca bu konuşuldu. Barış Ayhan Mustafa Sarp'ın çok yürekli, çalışkan, şahsen de tanırım, çok iyi niyetli, çok kaliteli insanlar, ee, iyi sporcular ama oyuncu kalitesi olarak büyük takımın normalde kullanmayacağı türden bir Barış Ayhan, Mustafa Sarp. Bir de Ayhan'ın da 30 yaş sonrası dönemi, Ayhan da o 20 yaş dönemi gibi oynamıyordu. Çünkü Ayhan 20'li yaşlarında top kullanımı daha iyi bir oyuncu. Ama 30'lu yaşlarında daha böyle çalışan, savaşan, top kesen, serseri top kazanan top kullanım seviyesi düşmüş bir dönüşmüştü. Barış Ayan Mustafa Sarp'a bam üçlüsü diyordu. Spor kamuoyu isimlerinin ilk harflerini alarak Barış Ayan Mustafa ilk harflerini bam üçlüsü diyordu. Enteresan bir şekilde uyuyordu yani deyim olarak da uyuyordu o duruma. Şimdi Berkan Taylan da futbolun beta sürümü gibi Berkan Taylan'ın bir arada değerlendirdiği zaman. Yani bir güncelleme gerekiyor bu oyuna. Beta sürümü güncelleyerek daha üst sürüme çıkarmak gerekiyor. Berkan Taylan'la Galatasaray orta sahası Kayserispor'un bu 11'ine karşı istediği hayal ettiği oyunu oynayamayacağını zaten hissediyorsun. Zaten oynayamadı da. Galatasaray son bölümde istediği hayal ettiği oyunu oynamaya başladı. O da değişikliklerden sonra. Berkan Taylan orta sahası yani beta sürümü hangi oyunda etkili oluyor diye soracak olursak daha kısa ve özetleyici bir sonuca varırız herhalde Avrupa Kupası'nda. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı oyunu oyun isteyen takımlar hakkında desek net bir şekilde cevabı vermiş olacağız. Diğer hiçbir oyunda. oyunda topu istemiyor. etkili olamıyor. Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın grubu topu isteyen takımların oluşuyordu. Bir bakıma şans. Fenerbahçe'nin grubuyla Galatasaray'ın grubu aynı değil mesela. Aynı teoriyi orada yürütemeyebilirsin. Ama gerek Lazio, gerek Marsilya, gerekse İtsal Lokomotif. Top, hatta Lokomotif içeride dışarıda yani yine topu isteyen bir takımda Olumlu e, oynamaya çalıştı. Roger Schmidt'in Başından talebeli. sonuna kadar topu rakibe vermeden başından sonuna kadar hakim olmak isteyen takımlar var. İstiyor vardır. deniyor İstiyor. en azından. Marsilya da öyle. Lazio da öyle. Zaten Lazio 300 küsür milyon euro takım. Marsilya 200 küsür milyon euro takım. Galatasaray'ın biri 2 katı bütçesinde bir 3 katı bütçesinde. Galatasaray'ın orada başardığı çok büyük iş. 6 maçın sonunda %44 toplu oynama ortalamasıyla Galatasaray grubu lider bitirdi. Herhalde tarihte azdır. Öyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi tarihinde toplu oynama ortalaması 44 olup grubun namalüp lider bitiren başka takım var mıdır? Vardır ama azdır yani. Araştırmasını yapmak lazım. Oraya uygundu bu oyun ama lige uygun değildi. Fatih'in de fişini o çekti. Fatih'in de sonunu bu tercih getirdi. Torrent de bu tercihte devam ediyor. Torrent de bu müsabakada bir Berkan Taylan'la devam ettiği ve bu kadar ısrar ettiği için iki oyun lideri Gomis'i çıkarttığı için eleştiriliyor. Bilmiyorum onunla ilgili yeni bir açıklama geldi mi hani. Gomis şunu demediyse benim hani fiziksel seviyen 60 dakikaya yeterli. 60 dakikada beni çıkart demediyse ki öyle bir haber çıkmadı. Çıkmadı. Gomis oyundayken daha büyük bir tehditti. Mustafa Muhammed sokarken Gomis tutabilirsin. İlla Mustafa Muhammed sokarken Gomis'i çıkarmak zorunda değilsin. Babel'i çıkarırsın. Sağ içinde bir takım değişiklikler yapabilirsin. Feguli'yi çıkarabilirsin o anda. Ya da çift santrifor devam edebilirsin. Muhammed Gomis veya Muhammed dolaşan gezen santrifor tipi oynar. Gomis statik oynar. Gomis çıkardıktan sonra Galatasaray pozisyon buluyor. 3. bölge oynuyor. Uyuyor. Bu sefer de çerçeveden dürtemiyor. O pozisyonlar yaratılırken, top 3. bölgeye getirilirken Gomis sahada olsa belki de Galatasaray atacak. O yüzden de Domenek Torrent'in henüz takımı, oyuncuları ligi tanıma evresinde olduğunu düşünüyorum. Bu değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir mi? Gelmez. Yani 5 hafta çok kısa bir süre. Eğer değiştirilip yerine Okan Buruk getirilecekse o zaman şöyle bir soru geliyor aklıma. Gazetede yazıldığı üzere. Evet. evet. Ya Sayın Elmas Yönetim Kurulu baştan Okan Buruk getirseniz o e, Geçen da hafta onu. da söyledik bunu. Evet. Ne gerek vardı? Torrent niye? Torrent riskini niye sizin ortası aldınız? Çünkü Dominik Torrent'in kariyerinde zaten yani Guardiola öncesi o çok alt sınıf çalıştığı takımları saymazsan bir tane Amerika, bir tane Brezilya deneyimi var. Bırakın Türkiye'yi Avrupa'da bile birinci adam olarak çalışmıştı yok. Yaşı 58-59, yaşı genç de değil. Çok doğaldır diye bir adaptasyon süreci yaşayacak. Sezon başı getirsen Dominic Torrent'i transferleri o yapsa daha fazla umutlanabilirsin. Çünkü dersin ki acayip bir network var futbol dünyasında. Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de Guardiola'ya çalışmış. Yüzlerce oyuncu tanıyordur. Ve ben bu oyunu oynamak istiyorum. Bu oyunu adapte eder takıma. Ha oyunu oynamak Sezon başında, istediği oyun oyun oyuncu kampında. alır. Değil mi? Devare arası bunu yapmak zor. Sezon başında bunu yapar. o zaman Dominik Torrent tercihi akıllı olur. Ben Dominik Torrent'i eleştiremiyorum. Ama sezon ortası Torrent'i getiriyorsan 5 maç kazanamadı diye göndermen adil değil, haklı değil. E şu anda Okan Buruk getireceksen de çok doğal olarak kamuoyu şunu sorar sana. Ya 5 hafta önce de Okan Buruk boştaydı. E o zaman en makul tercih Okan Buruktu e yani. Bu soruyu sorduk burada. Sorduk zaten. Okan Buruk'un ben kendisine sordum. Doğrusu söylemek gerekirse ama Müsaadesi o, müsaade için ondan paylaşmadım burada. Ya pek Okan Burak'a gidebilirler. Bu soruyu sorduk burada. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi Beşiktaş'ın yaptığı gibi bir ara formül. Yeni sezona gelene kadar, yeni sezon gelene kadar bir ara formül. Hani madem Fatih Terim değiştirildi, bir ara formül düşünülemez miydi? Ne gerek vardı böyle bir maceraya diye sorduk bu soruyu. Şimdi Bir de Okan Buruk bir ara at, formülle sığmaz. Okan ve, Buruk ana formül. Yok yok, böyle bir macera ile Evet zaman diyorum. Bak Fenerbahçe'de Galatasaray'da teknik adam değişikliği yaparken Fenerbahçe'nin önünde 3 cephe vardı. Süper Lig'de ikinciliği hedefleyebilir. Şampiyonluğu hedeflemek belki hayal gibi gözükse bile. Türkiye Kupası'nı hedefleyebilir. Konferans Lig'inde yürümeyi hedefleyebilir. Konferans Lig'inde bir galibiyet 600 bin euro. 600 bin euro bir galibiyet. Turu geçersen de tur ödülü var. Galatasaray'da tek direktör değişti. Sadece Türkiye Kupası elenmişti. Önünde Süper Lig'de ikinciliği hedefleyebilir. İyi bir seri yakalayabilir. Lig ikinciliğini. Bilemedin lig üçüncülüğünü hedefleyebilir. Galatasaray da biraz daha geride Fenerbahçe'den. Ama en azından üçüncülüğü Avrupa Kupalarını hedefleyebilir. Artı Avrupa Ligi'nde de son 16'da yani fantastik bir durum. Avrupa Ligi'nde son 16'da olmak çok iyi bir seviye ya. Avrupa Ligi'nde son 16'da olan bir takıma pek hala orada Okan Buruk tercih yapabilirsin. Çünkü Başakşehir'le bunu başarmış. Avrupa Ligi'nde son 16'ya çıkmış. Acayip bir gruptan çıkmış. Borussia Mönchengladbach'ın olduğu grupta deplasmanda aldı sonuçta o gruptan çıkmış. Peşinden Sporting Lisbon gibi muazzam bir takım elemiş. Avrupa Ligi'nin son altıyı zaten görmüş Okan Buruk. Peşinden bir sezonda Avrupa'da oynamış Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig deplasmanında öne geçmiş. Manchester United yenmiş. Zaten Avrupa kupalarında da rüştünü ispat etmiş Okan Buruk. Ligde şampiyon yapmış Başakşehir'i. O dakikada Okan Buruk'u almıyorsun. ...Dominic Torrent'i alıyorsun. 5 maç sonra diyorsun ki Torrent'ten bekleyeni alamadık Okan Buruk'u getirelim. ya yani kusura bakmayın. Aynen Fenerbahçe gibi Galatasaray'a çok kötü yönetiliyor. Maç ilk yarısında değerli izleyenler Galatasaray %64 topla oynarken Yukatel Kayseri Spor %36 ile oynuyordu. Maç sonunda da çok fazla değişmedi bu durum %62 ile tamamladı. Galatasaray maç sonunda topla oynama oranı Yukatel Kayseri Spor %38 ile. İlk yarıda Galatasaray 8 şut attı bunlardan biri isabetliydi. Maç sonu itibariyle Galatasaray 26 şut denemesi yaptı. Bunlardan 7'si isabetliydi. Yukatel Kayseri Spor'un ise ilk yarıda sadece bir girişimi oldu. Şut anlamında o isabetli değildi. Maçı da 5'te 3 şut isabetiyle tamamladı Yukatel Kayseri Spor. Gol beklentisi ilk yarıda Galatasaray 0.57 idi. İkinci yarıda bunu 1.97'ye yükseltti. Kayseri Spor'un 0.36 idi. Maçı da 0.56 ile tamamladı. İlk yarıda Galatasaray e, Yukatel Kayseri Spor ceza sahasında sadece 8 kez topla buluşmuştu. İkinci yarıda bunu 40'a yükseltti. Kayseri ise ilk yarıda 4 kez Galatasaray ceza sahasında topla buluşurken bunun maç sonu itibariyle 10'a yükseltmiş oldu. Yanlış not almadıysam eğer sadece 2 sarı kart var karşılaşmada. O da 90 artı ve 90 3'te Bilal Bayazıt. Kayseri Spor'un kayıcısı eğer ben atlamadıysam. Değil mi? Doğru. Ee, şunu ekleyebilirim. İlk yarıda 4 faul yaptı Galatasaray. ikinci yarıda da 4. Toplam 8 faul ile tamamladı. Karşılaşmayı 13 faul ile tamamladı. Kayseri ilk yarıda 6, ikinci yarıda 7. Galatasaray Alanya maçına göre pekala çok daha iyi oynadı. Daha organizeydi. Onun altını çizmek lazım. Ama tabii Alanya önde baskı yaptı. Kayseri ikinci bölgede karşılamayı tercih etti. Üçüncü bölgeye gelmedi. Alanya maçına Galatasaray'ın büyük zafiyeti neydi? Çıkarken kaptırdı toplar birinci, ikinci bölge, ikinci, üçüncü bölge geçişini yapamamız. Ama Kayseri böyle bir test yapmadı ki Galatasaray'a. Kayseri zaten kendi alanında hatta kendi 30-35 metresinde bekledi karşıda Galatasaray. I. Galatasaray dolayısıyla kolaylıkla geldi üçüncü bölgeye. Onu da altını çizmek lazım. Alanya ve Kayseri oyun anlayışları arasında böyle bir radikal bir fark söz konusuydu. Ha bir daha haftaya kimle oynuyor? Göztepe mi? Göztepe. Göztepe mesela önde baskı yaparsa. Neyle karşılaşacağız acaba? ve Galatasaray yine Berkan Taylan'la başlarsa. Mesela onu merak ediyorum. Yine Penya uzun mu vuracak? Mesela burada gerek olmadı. Alanya maçında Penya hatırlarsın 8-10 tane 50 metrelik doğru, iyi pas doğru. attı. Burada neredeyse hiç atmadı. Niye? Tamamen rakip belirledi. Penya'yı kullanıp kullanmayacağını. Bu Penya ile ilgili bir durum değildi. Galatasaray çıkamadığı için topu geriye Penya oynamıştı Alanya maçında. Sürekli Yaki Penya 50 metrelik paslar atmıştı ve iyi paslar da atmıştı. Mesela burada gerek olmadı. Çünkü Galatasaray çıkarken baskı görmedi. O yüzden Kayseri maçını ben nasıl referans kabul edeyim? Önümüzdeki hafta için. Söyler misin? Diyebilir misin Ga Galatasaray Kayseri maçındaki oyununu Göztepe maçında tekrar eder? Edemeyebilir. Göztepe önde baskı yaparsa ve Berkan Taylan'la başlarsa yine Galatasaray Galatasaray yine zafiyet gösterir. O zaman ben şimdi sadece skor yorumculuğu oluyor Göztepe, bir tür bu. Asıl skorda yok ama. Göztepe bunu yapabilen bir ekip ayrı, aynı zamanda. Yapabilen bir ekip. O yüzden hani Kayseri maçını referans kabul edip Göztepe okuması yapamıyorum. Yok. Alan da bir referans hala. Bu Berkan Taylan e, orta sahasının değişmesi lazım. Berkan Taylan orta sahası değişmezse Göztepe de önde baskı yaparsa Galatasaray bir Alanya tekrar yaşayabilir. Kastettiğim o. İstatistikleri de e, aktardık maçla alakalı olarak. Şimdi birkaç pozisyonumuz var. E, az önce sordum ya. Ha yok pardon Onlar, oraya gelmeden sizin istediğiniz pozisyonlar var. Fark etmez sırayla gidelim. Öyle misiniz? gidelim işte. İlk Hiç olarak fark etmez. 4 numaralı pozisyon sevgili reji. Burada e, Nelson'un. Ya burada müthiş bir müthiş bir Nelson savunma yönetimi ve offside düşürme hareketi var Ramazan'ı. Onu göstermek istedim. Savunma yönetimi, savunma liderliği nedir? Görüyor musun? Evet. Savunma hattını o belirliyor. Zaten en geride o kalmış. Ramazan'ın koşusunu görüyor. Son derece akıllı bir hamleyle Basın zamanlaması da anda müthiş bir zamanlama. Bak şimdi hamleye bak Nelson hamlesi net bir şekilde Ramazan'ı ofsaya düşür. Zaten ofsaya düşürmese koşmaya kalksa çaresi yok. O kadar açık yakalanmış ki Galatasaray dengesiz yakalanmış ki. Şimdi çok haftalar önce bir pozisyon Fenerbahçe gol yemişti. Karagümrük'ten Pesic'ten. Oymuş değil mi Tolga yanlış hatırlamıyorum. 18. hafta. Evet. Doğru. Burada bakınız. Fatura Kim Minje'ye kesilmişti bu golde. Bütün spor kamuoyu. Biz de burada verip demiştim ki Kim Minjae hatalı değil. Arkada. Evet bakın Kim Minjae offside'ı bozmak için burada öne doğru müthiş bir hamle yapıyor. Sonra da offside olduğunu zannediyor. Ama arkada bunu anlamayan bir takım arkadaşı <laughs> var. Bunu okuyamayan bir takım arkadaşı <laughs> -Sangar var. Sangar ileride yakalandı evet. Şimdi tekrar pozisyonu no, he, normal okutalım. Sadece Kim Minjae'ye odaklanalım burada. Bakın Kim Minjae ne yapıyor? Bekledi. Yani çok offsite açık bir offside düşürecekken normalde pes içi. Uzaktaki Nazım seyrettiği için bizim gibi pozisyonu Nazım bozuyor. Bakın Nelson'la Kim Minje Türkiye'ye bu yıl gelmiş. Çok iyi iki stoper. Gerçekten Doğru. Süper Lig'e gelen en iyi oyuncular arasında. İkisinin de stoper Doğru. için genç. Stoperler uzun süre oynar. Geç olgunlaşırlar ama ikisi de erken olgunlaşmış. Uzun sürede kalırlarsa Galatasaray'da fena savunma liderliği yaparlar. Nelson ve Kim. Bence sezonun en büyük kazanımların ikisi Galatasaray Fenerbahçe için. Bir pozisyon daha istediğiniz bu karşılaşmadan ilk yarının sonu 45 artı birinci dakikada e, Marka ile Ramazan'ın mücadelesi. Bu arada Emrah oynayacaktı. Son anda sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı ve Ramazan ilk 11'de başladı. Ramazan Civelek ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmada. Topta inatla çıkmadı burada. Şimdi Marka o burada ilk ilk koruma hareketleri nizamiydi. Pozisyona başladığında mesela ilk iki koruma hareket nizamıydı. Çünkü top Marka'nın kontrolünde. Marka da alanını koruyordu. Fakat sonrasında yaptıkları artık top orada taç çizgisinde. Topla alakası yok. Topu bıraktı iki oyuncu. Marka Romazan'ın sağ dışına bak. Şimdi her şurada akarken söyleyeyim. Şimdi markanın bak buradaki koruması Nizami. Değil mi? Pozisyon aldı önde. Nizami, Nizami artık değil. Bu hiç değil. Ve burada yardımcının gözü önünde oluyor. Marka lehine verdi faulü. Türk futbolunun kanayan yaralarından biri oldu işin aldım. Bu pozisyon çok önemli bir pozisyon değil. Bu pozisyon maç içinde 30 tane, 50 tane bak bu buraya kadar nizami. Nizami, nizami, nizam. Bu değil artık. Bak bu şimdi yapacağı hiç değil. Hocam top nerede? Siz neredesiniz? Bunu nasıl yardımcı hakem böyle değerlendirir? Gözünün önünde orta hakeme uzak kalmış olsa bile. Yardımcı hakem dediğinde hakem. Ve doğru. Bildiğin dur. aynı eğitimler alıyor hakemlerle. Şimdi gözünün önünde bak topu bıraktı artık oyuncular. Ben inanamıyorum. Türk futbolunun kanayan yaralarından biri bu. Özellikle avuç çizgisi kenarında çok fazla oluyor bu. Stoperler genelde santriforlara karşı bu şekilde topu koruyorlar. Ama topu bırakıyorlar bir noktadan sonra. Tamamen fiziksel, fiziksel mücadeleye mücadele geliyor. Ve bunu nasıl böyle okursun? Bunu... Bak buraya kadar normaldi. Bak buraya kadar bir şey demiyorum. Ama şimdi bak anormalleşti. Bu nedir hocam? Top sağın içinde sağın dışında oyuncular itişiyor. Bir de sevgili reji 16. Onu doğru okuması lazım hakemlerin. Bu Türk futbolunu katleden yanlış yorumlardan bir tanesi. 16 numaralı pozisyonda rica edeceğiz. Yani dakika 69 yani e, Cardoso'nun golü. İlginç bir gol oldu. Cardoso yere vurdurdu topu. Top yükseklik kazandı. Burada tabii Lionel Karol'ün de ayakta kalarak mücadelesi bu golün oluşumunda başrolü oynadı. Onu da altını çizelim. Yani orada kendini atmak yerine Ayakta kaldı. Topu yere vurdurdu. İlginç bir şekilde yükseklik kazandı. Tamam e, hani offside incelemesi yapılıyor derken Tiam orada topa dokundu mu dokunmadı mı diye herhalde bakıldı. Peki çizgi niye çizildi? Şimdi gelecek ekrana. Benim de merak ettiğim bu. Evet Tiam orada Yeniaki Penya'nın açısını kapatıp kapatmıyor e, diye ama. video inceleme yapıldı. Evet kapatmıyor. de çizgi? Nizami. Ya çizgi nereye çizildi? Ben şeye Cardozo'ya mı çizildi? İşte şimdi gelecek. Kime çizildi ben de bilmiyorum. Cardozo'ya çizildi herhalde. Bakalım. Ama ben zaten çizgiyi hatırlamıyorum çünkü. Marka önde. Dostlar ha bravo. Marka'ya çizmişler. Yani Kardozo e, oynarken çizildiğine göre Tiama çizilmiş ama çizilmiş. ama işte. çizilmiş. Çünkü kardoz oynarken top kardoz onun ayağındayken çizilmeye Sonrasında göre, da dokunup dokunmadı. Şeyin önünü kapattı sonrasında kapatmadı. Sonrasında da evet görüş açısını kapatıp kapatmanına bakıldı. Kapatmıyor zaten. Zaten çizginin gerisinde. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. Burada boyu kadar bak Berkan'a da dikkat et. Bak şimdi Berkan bir noktada burada değil. Bak bir noktada topa müdahale edecek. Bak burada edecek. Şurada. Etti. Arapası verdi. Karol'e pas oldu. Karol'e evet. pas oldu. Berkan da geldiği seviyenin altında özgüven kaybetti. E tabi tribünde de biraz şey oldu. Omurdan mı e, oldu? mı oldu? oldu? Zaten genç oyuncular kolay değil. Böyle bir şeye dayanmak kolay değil. Ya hocam Alanya'yı izledim. Dayanmak kolay değil. Alanya'da onun pozisyonda Efkan oynuyor ya. Evet. Son derece ofansif olarak katkı veriyor. Gol de attı. Topu çok iyi kullanıyor. İkinci, üçüncü bölge geçişinde muazzam katkı yapıyor. Alanya'da Berkan oynuyordu daha çok. Efkan onun de Şimdi Efkan oynuyor. Efkan Berkan'dan çok daha fazla ofansif katkı yapıyor. Yani hikayeyi nasıl okuyacağımı bilemiyorum. Alanya orta sahasından Bakasetas ayrıldı. Korudular seviyelerini. Salih Uçan ayrıldı. Bu bakın Efkan'ın attığı golü getirdi evet. hemen rejimiz. Teşekkür edelim Mesela Berkan hiç burada görüyor musun gol ararken? Yok. Mesela böyle aktif akıllı bir yerde. Bak top kazanıldı koşuya bak yaptığı aynı şeyi, koşuya zamanlamaya. Aynı şey Taylan için de daha önce konuşmuştuk burada. Daha ileride oynarken şimdi artık daha geride. Acaba Berkan için de gerileme de var yani değil mi? Berkan Taylan'ı sürekli eleştiriyoruz ama Berkan Taylan'ı da bir ara daha iyi seviyede yani. O seviyenin de gerisine düştüler. Şimdi burada bakıyorsun Efkan ilerliyor Alanya'da, gelişiyor. Bu tarafta bakıyorsun Berkan Galatasaray'da geriliyor. Niye herkes geriliyor Galatasaray'da? Çıkaldı o? Geldiği seviyenin Altında. 100 kilometre falan gerisinde. Berkan başladığı seviyenin gerisinde. Taylan geçen sezon bir ara ulaştığı seviyenin çok gerisinde. Morutsan geldiği seviyenin gerisinde. Halil Dervişoğlu bir ara çok daha iyi seviyedeydi. Özgüven kaybı yaşadı. Mustafa Muhammed ilk geldiği 5 maç dinamit gibiydi. Onun süreci biraz, biraz daha gerisinde. erken başlıyor diğerlerinden. Evet. Onun gerileme süreci baya bir daha erken evet. başlıyor ama dediğiniz gibi evet. Gerilemiş. Yani örneklerin sayısı bolca Artık. artırılabilir. Barış Alper sezon başında Randers maçında uçuyordu. Ondan sonra Barış Alper diye bir adam ortalıkta kalmadı, kayboldu. Cagni Premier'den geldiğinde dinamit gibiydi. Sonra de gerileme oldu. Yani Galatasaray'da bu kadar herkes geriliyorsa herkes de değildir belki de problem. Demek ki teknik yönetimde. Torrent'i kastetmiyorum. Torrent artı terim. Sezon boyunca niye herkes bu kadar geriledi ona da bakmak lazım. Var mı eklemek istediğiniz bu karşılaşma ile alakalı? Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Tabii ki, lütfen. Değerli izleyenler bir aramız var şimdi. E, aramızın ardından da Fenerbahçe ile Giresunspor, Gezegen Giresunspor, Fenerbahçe maçı ile devam ederiz. Milliyet gazetesi geldi. Ekranlarınızı efendim Fenerbahçe'nin bir numarası. 3,5 ay sonra kaleye geri dönen Altay Bayındır Fenerbahçe için ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi. Genç kaleci Giresun'da performansı ve liderliğiyle 3 puana direkt olarak etki etti. Altay Bayındır Giresun spor maçında 90 dakika boyunca 5 kurtarış yaptı. Genç eldiven ilk yarıda 4, ikinci yarıda da 1 kurtarışla öne çıktı. Süper Lig'de 25. haftayı galip kapatan ve moral depolayan Fenerbahçe'de iki isim öne çıktı. İlk golde Valencia'ya asist yapan Mert Hakan Yandaş ve ikinci golü atan Pelkas. Performanslarıyla alkış aldı. Teknik heyetten de tam not alan iki yıldız eski görüntülerini anımsattı. Mert Hakan orta sahada eskilerde olduğu gibi liderliği alırken Pelkas da geçen sezonki görüntüleri akla getirdi. Ee, solda Serdar Dursun ameliyat oldu demiş. Geçmiş olsun diyelim hemen. Büyük bir şanssızlık yaşayan Serdar Dursun GZT Giresun Spor maçında hatırlayacaksınız ikinci yarıda oyuna girmiş ve 12 dakika sonra 58. dakikada çıkmıştı e, kafa kafaya e, çarpıştığı için. Serdar Dursun Giresun Spor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf zigoma yani elmacık kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle e, ameliyat oldu. Ameliyat olan Serdar Dursun'u takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Başarılı geçen operasyon sonrası tecrübeli forvet öyle saatlerinde taburcu oldu. Serdar'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız isim sezon başında da Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılması sonrası operasyon geçirmiş, 2 ay oynayamamıştı. Serdar Dursun Giresunspor maçında 46. dakikada oyuna girmesine karşın 50. dakikada Perez'le çarpışmış ve sakatlanmıştı. 8 dakika sonra da 58 yanlış hatırlamıyorsam. Oyundan çıktı ki bu da eleştirildi aslında. E, Allah korusun hani e, kafa çarpışmalarında böyle bu tip sakatlıklarda hızlı bir şekilde doktor inisiyatifiyle oyundan alınması gerektiği de. Yo e, almak istediler. Belirtildi. O ara oyun durdu. Oyun durunca Serdar çıkmak istemedi. İşte orada e, hani şeyin doktorun takım doktorun hızlı bir şekilde inisiyatif alıp aldılar aldılar ya orada ya onlar ele, yani onu eleştiremiyorum Serdar o kadar mücadele ettik ki çıktıktan sonra da tepki gösterdi zaten yani diyorlar ki yani görünür bir şekilde çökme, çökme var, var. Evet. Ee, maalesef genç adamın suratında ama Serdar inanılmaz bir mücadele verdi hani onu ikna etmeye en son İsmail Kartal tamam diyor ben karar verdim değiştir diyor evet. Serdar dursun ona da kötü kötü bakışlar atarak çıktı yani o kadar adrenalin yüksek ki. Çocuğun oynama isteği müthiş. Onu anlıyorum. Doktorlar diyorlar ki çıkman lazım. E bir de şöyle de bir kural var futbolda. Oyuncu çıkmak istemezse çıkmaz. Doğru. Ama işte burada bir çarpışma olduğu için zorla çıkaramazsın. Yani ben tek bile... direktörüm, kararı ben verdim diyemiyorsun. Futbol oyun kuralları diyor ki futbolu çıkmak istemezse oyunda kalır diyor. Şimdi orada da mücadele ediyorsun. Serdar çıkmıyorum diyor. Hani herhalde orada biraz doktorlar ve İsmail Kartal belki biraz çaresiz kalmış olabilir. Empati kuruyorum. Çünkü kurallar diyor ki oyuncu çıkmak isterse çıkar diyor. Oyun çıkmak istemezse devam eder diyor. Enteresan değil mi? Öyle gerçekten. İşte Pelkas'ın dönüşü. Cumhuriyet gazetesinden geldi ekranlarınıza. Fenerbahçe'nin Yunan Yıldızı İsmail Kartal döneminde performansını arttırdı. Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na havlu atan Fenerbahçe'de geçen sezonun performansıyla zirve yapan ismi Pelkas yeniden toparlanıyor. Yunan orta saha oyuncusu geçen yıl 10 gol atmış 8 asist yapmıştı. Yaz dönemi birçok kulübün transfer listesine giren Pelkas sezon başı omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü toparlanamadı. Sahalara döndüğünde ise Vitor Pereira 28 yaşındaki oyuncuyu adeta yedek kulübesine mahkûm İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle Pelkas'ın form grafiğindeki yükseliş dikkat çekmeye başladı. Antrenman temposunu arttıran ve daha sıkı çalışan Yunan futbolcu tecrübeli hocanın gözüne girmeyi başardı. Orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle bulduğu şansları iyi değerlendiren Pelkas Giresunspor maçında oyuna girip farkını ortaya koyduğu attığı golle de takımını galibiyete taşıdı. Şimdi Fenerbahçe'nin bir referans noktası olduğunu, o referans noktasının da geçen sezon ilk baharda Emre Bölozoğlu'nun oynattığı oyun, seçtiği oyun tarzı olduğunu hep dile getirdik. Şimdi Fenerbahçe Giresun karşı kazanırken özellikle ikinci yarıda Emre Belezoğlu'nun oyununa ve oyuncu seçimlerine o kadar benzedi ki yani maalesef bunu hatırlatmak zorundayım. Emre Belezoğlu ne yapmıştı? Valencia'yı Santrfor kullanmıştı. Bu maça Valencia Santrfor başladı ne yapmıştı? Ön tarafta mümkün olduğu kadar maksimum yetenekli oyuncuyu bir arada kullanmaya çalışmıştı. Maçın ikinci yarısı itibariyle Pelkas, Serdar Dursun, Valencia, Mert Hakan, Sosa, Samuel. Geçen seneki ileri altılığa benzemiyor mu? Yani bir irfan eksik. Belki Samuel olması belki irfan olacaktı orada. Çok benziyor değil mi? Geçen seneki Emre Belezoğlu'nun ilk bahar döneminde seçtiği ileri altılığa. Ön libero Sosa o da Emre Belözoğlu'nun tercihi. Santrafor Valencia. O da Emre Belözoğlu'nun Santrafor'a kaydırdı oyuncu. Pelkas sahada merkezden driblingle atıyor. Neye benziyor? Bu geçen sezonlar. Defalarca yaptı bunu. Şimdi demek ki yani şu anda Fenerbahçe'nin bulduğu oyun, yeni bulduğu bir oyun mu? Bir Bu sene, gol ilk defa attı bir mü Pelkas'ı. Bir sene önceki. Evet. Bundan tam bir sene önce, 2021'in ilk baharında Fenerbahçe zaten hemen hemen aynı oyuncularla, hemen hemen aynı oyunu oynuyordu. 10 maçta 23 puan toplamıştı Belezoğlu'yla ve şampiyonluğa bir maç kadar yaklaşmıştı. Sivas Spor maçını kazansaydı rakiplerin önüne geçiyordu hafta. Doğru. Şimdi öyle bir referans noktası varken bugün gelinen nokta Şubat 2022 itibariyle kaybedilen 7-8 ay ve tekrar gelinen nokta bu. Anlatmaya çalıştığımız bu. Karşılaşmada herhalde altını çizdiğiniz unsurlar doğrultusunda Fenerbahçe özellikle İsmail Hoca döneminin en iyi oyunlarından en mücadeleci, en istekli oyunlarından birisini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz herhalde. Pelkas'ın e, özellikle bu demin attığı 70-75 metre driplingle topu taşıyarak güzel de bir vuruşla e, golle bitirdi. Herhalde Pelkas'ın en önemli kazançlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Pelkas'ın eğer morali yerine geliyorsa gerçekten %100. Pelkas'ın geçen sezon performansını analiz ederken en çok konuştuğumuz detaylardan biri merkeze geldiğinde performansın arttığı Taç çizgisine yaklaştığında kaleye uzaklaştığında azaldı. Pelkas'tan verim alman için bir şekilde merkeze yaklaştırman kaleye yaklaştırman lazım. Pelkas'ın maçta iki tane kritik katkısı var. Biri merkezden driblingle attığı gol. Biri Valencia'ya e, kırmızı kartı kazandıran, Alex'in kırmızı kartına sebep olan yine merkezden getirdiği attığı pas. Onu da az önce zaten göstermişti geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. E Bu Yani gol. aklın yolu bir. Pelkas merkeze yaklaştıkça, kaleye yaklaştıkça verimi artan bir oyuncu. Çok kısa sürede 45 dakikada bunu gösterdi. E bunu geçen sezon da göstermişti Pelkas. 7 gol 7 asistle yanılmıyorsam ya da 8 gol 7 asistle sezonu tamamlamıştı. O skor katkılarına baktığın zaman çok Demin büyük okuduk 14 8 asist. 10 gol 8 asist mi? Öyle yanlış of. mı hatırlıyorum? Ben o kadar olduğunu hatırlamıyordum. Tüm cepheler oldu. 10 gol 8 asistti. Evet, tüm cepheler. Tüm cephelerdir. Evet. Ligde de 14 ya da 15 gol artı asist toplamı. Ya e bakıyorsun katkılarına, geçen sezon katkılarına genelde merkezde oynadığında ya da merkeze topla buluştuğunda. Geçen sezon Trabzonspor'a attığı golü arkadaşlar yani şu an çok zor bir şey istiyorum biliyorum ama mümkünse program bitene kadar 7 dakikamız var. Geçen sezon Trabzonspor'u Fenerbahçe ye yendiğinde Pelkas attı golü Trabzon'daki maçta. Geçen sezon Trabzon'a attığı gol mesela verme şansımız varsa daha fazla ete kemiğe büründürecek. Ee, ona bakana kadar bu arada Cikinho'da yeni transferi. Maçın hemen başında. GZT'ye giriyor. Ona bakalım mı? O gole bakalım O gole ve diğer istediğin Nazım pozisyonu. Golü buldu. Maçın ikinci dakikasıydı. E, şeyi hazırlayamıyoruz hemen. Geçen seneki e, Trabzon maçını hazırlayamıyoruz. Evet. Şimdi buradan. Bu şey değil Bu dostlar. Bu diğer pozisyon. E, Cikinho'nun attığı gol. Ya önce golü verelim. Gelecek şimdi. Tamam. Bu diğer benim istediğim pozisyon. Asisti de şey yaptı. Ee, Diabate. Diabate. Füseyin. Çok iyi. İki Diabate. ver kaç. Evet. İki oyuncudan. Geliyor mu dostlar? Şeyin golü. Ee, ha. Giresun'un golü. Burada bak şimdi Nazım'ı seyret. 30 numarayı da seyret. Bak o da bizim gibi seyrediyor. Fenerbahçe İsmail Kartal geldiğinden beri dörtlü savunmaya döndü. Sağ bekli tercihi genellikle Nazım oldu. Fenerbahçe neredeyse bütün pozisyonları kendi sağından veriyor. Seyret bak. Hem sürekli, ileride kaldı. Sürekli burada bir kargaşa var. Fenerbahçe'nin sağ savunması sürekli kargaşa var. Çok rahat bir şekilde verkacı yapıyor. Diabate, Çikinho golü atıyor iki kişiyle. Fenerbahçe de kalabalık bu arada yani. İleride kalmış dedi. değil. Evet. Fenerbahçe bütün dengesi sağ savunmada yaşıyor. Bak şimdi diğer pozisyonu verelim. 11. dakikada Diabate şutuyla biten pozisyonu yine bakalım oraya. Şimdi oyun o tarafa dönecek. Onun kanadına dönecek. Nazım'ın kanadına bak döndü. İzle bak. Yine geç kaldı. Çünkü o da bizim gibi topun geldiği yeri izliyor. İçerideki tek oyuncuyla meşgul olsa bak şimdi. Burada ne olacak? Orta yapılacak. Orta yapılacağına göre markajda olman lazım gibi birçok benzer pozisyon yazılabilir. Fenerbahçe savunmada kendi sağında açıklar veriyor. Perez de e, Giresun Spor'da kırmızı kart gördü. Doğrudan kırmızı kart ki zaten tartışılacak bir e, şeyde. Evet doğru. E, bariz da gol şansını kesti. Yok dediğiniz gibi bariz gol. Ama Pelkas'ın burada bak Ha pardon bu gol. Bu gol pozisyonu. Ee, pozisyon 19'a bakabilecek miyiz? Hemen hızlıca çekebilecek miyiz? Dostlar söylemedik ama bugün son dakika gollerimiz çok oldu. Rejimizden özür diliyoruz. Ya Çok maç ee, oldu. Olunca... Performansı için de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağolsunlar hiç her şeyi hallediyorlar eksik etmeden. Ama bizim biraz hatamız oldu. Kusurumuza bakmayın. Bu maçtan 19 numaralı e, pozisyonu rica edeceğiz. Yani kırmızı kat dakika e, 82. Buyurunuz. Bakın yine benzer bir yer topla buluşuyor. Merkeze yakın yine çıkış ve harika bir arapası. Pelkastan. Yani Pelkastan doğru yerde doğru şekilde faydalandığın zaman Pelkas hala aynı işleri yapıyor. Doğru. Yine yaptı. Bir gol attı. Bir de rakipten oyuncunun eksilmesinde. Şurada topu aldığı yer. Yaptı dribbling, pasın zamanlaması, yönü, her şey doğru. Valencia'da kırmızı kartı kazandırdı. Uğur Bey hızlıca şimdi Sözcü Gazetesi'ne gidiyorum. Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde hemen başlıklarımızı da okuyalım. Kartal çıkış arıyor demiş Sözcü Gazetesi. Beşiktaş Adana deplasmanında 3 puan peşinde. Süper Lig'deki son 2 maçında berabere kalan siyah beyazlılar yükselişteki Adana Demirspor'u yenerek yeni bir seriye başlamak istiyor. Mert Enkudu, Rozier, Oğuzhan ve Joseph kadroda yok. Peki nasıl bir 11 tahmin etmiş Kaya Dersin? Rıdvan Vida, Montero, Necip savunma dörtlüsü, Can Atiba hemen önlerinde ikili. E, Larin, Teşiyara, Gezal ve en ileri uçta Batu Şua'yı tahmin etmiş. Diğer sayfamızda Fanatik Gazetesi'nden Demir Spor Hazır Vincenzo Montella yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Adana Demirspor bu akşam Beşiktaş karşısında da yükselişini sürdürmek istiyor. Tecrübeli teknik adam bu akşam Balotelli, Yunus ve Vargas üçlüsüne güveniyor. Adana Demirspor'un hazırlıkları tamam." demiş gazete. Kolay bir maç değil her iki takım açısından da. Son 6 maçta kaybetmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlikle Adana Demirspor ki Vincenzo Montella geldiğinden beri grafiği hep yukarıya doğru giden bir teknik adam olarak da başarılı. Türkiye'ye gelip e, hızlı bir şekilde adapte olup başarıyı yakalayan hakikaten takdir etme takdir hak eden bir performans Montella'nın. Üstelik bu akşam da Beşiktaş'ın orta sahasında ciddi eksikler var. Evet. Joseph. E, cezalı. Joseph yok. Orta sahada Atiba ve Oğuzhan yok diye yazıyor. da yok. E, o son dakika evet Oğuzhan da eksik. Atiba Teşera olacak. Hani üçüncü adamın kim olacağını dair tevatür var. Necip mi başlayacak? Kerem mi başlayacak? Hem orta sahada Kerem varken Kerem'le başlamak daha Bence de Kerem başlıyor. Doğru değil mi? Ama şimdi orada iki sınav oluyor o zaman. Sınav sayısı ikiye çıkıyor. Bir, Adana Demir'in işte zaten İstanbul ili işte Bıyarna sonlu devre Doğru. arasında oraya Erhun'u eklediler, Djokovic'i eklediler. Çok kalabalık bir orta saha rotasyonu var kimlerin başlamasını bekliyoruz? İstanbul'u, Gökhan bir sonra bekliyoruz tabii ama oynayan üçlü bu. Ama orada rotasyonu güçlendiler. Zaten Sinan vardı alternatif. Oraya Erhun ve Djokovic de eklediler. Birincisi bu güçlü orta sahaya karşı bir sınav verecek Beşiktaş. Necip Atiba, Teşera. Çünkü Teşer'a çok kayboluyor. 3'e 2 kalacak mı Beşiktaş fiziksel mücadele? Birinci sınav o. İkinci sınav da kanat oyuncuları Yunus Vargas. Çok hızlı, kolay adım eksiltebilen, çabuk karar verebilen zeki oyuncular. Kerem Kalafat da oynarsa İlköm'de kariyerinin belki de en büyük gününü yaşayacak. Kritik başlarından birini yaşayacak. Evet, ikinci sınavda o. O yüzden hani Önder Karaveli için kolay bir sınav değil. Kolay bir tercih olmaz. Evet. O tercih yapmak karşında Yunus Vargas var ve hani Kerem gibi bir oyuncu da başlar mısın, başlamaz mısın? Şu anda muhtemelen gününzu onu düşünüyor. Diğer karşılaşmada saat 20'de programı açarken belirttiğimiz üzere Atakaş Hatay Spor'la Göztepe arasında değerli izleyenler son dönemde oyunuyla ve çıkışıyla takdir toplayan ekiplerden Göztepe Atakaş Hatay Spor deplasmanına çıkacak saat 20'de her iki karşılaşma ve sonrasında da 25. haftayı tamamlayacağız. Yarın bu iki maçın değerlendirmeleriyle yine karşınızda olacağız efendim. Ama bugünlük süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.